Ladies and gentlemen, introducing first fight in the blue corner, representing Libya, 85 kilogram, 22 years old, 1.84 meter. He have fight record 2 match, 2 win, 1 coming on the way, knockout. Trainer by Ahmet Elhaj, Ömer Elhaj Support Club. He name is Saad Fatih Al-Falah. And now his opening fight and in the red corner, rakibi kırmızı köşede. 85 kilogram, 23 years old, 1.85 meter. He have fight record, 4 match, 3 win, 1 lost, 2 time. Coming on the way, knockout. Coach Hamze Moradian, Arika Sports Club, representing Iran, Mohammed Silah Nikan. Ladies and gentlemen, ring referee, Mr. Oktay Değirmenci. Evet, iki boksör de tanıdık. Oktay Değirmenci, ring hakemi, çok deneyimli bir hakem. Mavi şortta, beyaz şeritli mavi şortta Libyalı Saad Fatih El-Falah'ı, kırmızı şortta da 23 yaşındaki İranlı Muhammed Saleh Niyakan'ı izleyeceğiz. El-Falah ve Niyakan, 5 rauntluk bir boks maçı, bir kez daha hatırlatalım. Kickboks maçı değil, boks maçı. Gece renk katan bir mücadele olacak. Ömer Elaj yanımda, bu maçı birlikte yorumlayacağız. Ve işte ilk round başlıyor. 1.86 kilo mücadelesi. Boyları hemen hemen aynı, sadece 1 santimetrelik bir fark var. Niyakan 1 santimetre daha uzun. Çok fazla mesafe avantajı yok. Her iki boksör adına da temkinli başladılar. Esneme hareketlerini görüyorsunuz. Bir sağ denedi Niyakan. Açık arıyor Saad El-Falah. Açık arıyor şimdi. Etrafında dönüyor El-Falah. Karşısında Niyakan. Ring hakimiyeti El-Falah'ta. Sağ geldi bu arada Niyakan'dan, El-Falah'da kontrası var. Sağ kontra çıkardı orada Libyalı. Şimdi vücuda bir sağ, karaciğere bir sol El-Falah'tan. Karaciğere bir sol geldi Saad Fatih El-Falah'tan. Helal olsun. Gerçekten ikisi çok iyi bir boksördür ama her zaman benim gönlüm Saad'dan yana. Aynı zamanda Saad'ın tarafları da çok. Evet, burada Saad Fatih El-Falah'ın da çok ciddi bir seyirci desteği olduğunu söyleyeyim. Bravo. Sağ kroşe. Niyakan kırmızı şortla mücadele ediyor, İranlı boksör. Tabii mümkün olduğunca tarafsızlığımızı da korumaya çalışıyoruz kuşkusuz. Mavi şortla El-Falah, kırmızı şortla Niyakan. Çok temkinliler. Öne doğru adım atıp geriye çekiliyor Niyakan. Saman alevi gibi bir anda parlıyor aksiyon. Hemen sonra geriye çekiliyorlar. Çok temkinliler. En ufak bir darbe her şeyin sonunu getirebilir kuşkusuz. El-Falah şu ana kadar karaciğere gelen net bir darbesi hafızamda kaldı. Son 45 saniye ilk round'da. Mesafeye çok dikkat ediyorlar. Sol cep geldi. Sol kroşe El-Falah'tan. Sol kroşe El-Falah'tan Niyakan'a çok net bir isabeti var. Sağ kroşe Niyakan, bu arada ayağa kaydı orada. Sarılıyorlar. Sağ kroşe isabetli değil. El-Falah yine yüklendi. Son 15 saniyeye girmek üzereyiz. Kafanı çok eğme diyor hakem. Niyakan'ı uyardı. Sağ kroşe dışarıdan. Bir de bravo, sol geldi. Aparkatı boşa gitti. Uzaklaştı Niyakan. Çok net darbeler El-Falah'tan.
Şimdi bir sağ kontra El Falah. Kaçıyor, eskimleri var Niyakan'ın. Niyakan da çok hareketli. İlk round'u tamamladık. Keyifli bir round oldu. Daha çok puan alıcı darbeler El Falah'tan geldi benim gözlemlediğim kadarıyla ama Niyakan'ın işte burada bir sol sağ kombinasyonu var round'un başlarında. Dengeli başlayan bir mücadele. İşte burada sol karaciğerin hemen üzerine gelen bir solu var El Falah'ın. Çok net, burada da çok net bir sağ kroşesi var. Güzel, keyifli başladı maç. Heyecanla izliyorum gerçekten. İkisini tebrik ediyorum. Çok güzel maç oluyor. Hakem hocalarımıza, Erdal Karadağ hocama çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz o da bizimle çalıştı, yardım etti sağ olsun. Allah razı olsun. Evet, güzel başladı maç. İlk round itibariyle biraz daha birbirlerini yoklayan bir görüntü vardı ama buna rağmen çok uzakta dövüşmediler. Az önce ekranda yansıttı yönetmenimiz Teoman Kozan. Çok net darbelerin de olduğu bir roundu, bir 3 dakikayı geride bıraktı. Evet. Şimdi ilk roundda bu kadar aksiyon olunca 5 roundluk bir mücadele olduğunu da hesaba katınca zor bir maç bekliyor her iki boksörü de. İkinci round başladı. Mavi şort Libyalı El Falah, kırmızı şort İranlı Niyakan. Yine ringin ortasında bir sol cep geldi Niyakan'dan. Etrafında dönmeye devam ediyor Niyakan El Falah'ın. Ring hakimiyeti maçın başından beri El Falah'ta. Aynı anda yumruklar, şimdi ayrılıyor. Niyakan tekrar ringin ortasındalar, mücadele kaldığı yerden devam edecek. Sağ kroşe, geriye çekilirken bir sağ çıkardı Niyakan. Sol kroşe isabetli, sağda boşa gitti. Güzel eskileri var Niyakan'ın, iyi kaçıyor bu yumruklardan. Sol kulak arkasına, çok net El Falah'tan hemen yakına girdi. Devamına izin vermedi Niyakan. Aparkat denemesi. El Falah'tan başımın arkasına vuruyor diye şikayet ediyor El Falah Niyakan'ı. Özellikle sarıldıkları anlarda arkadan darbe gelebiliyor tabii ki. Sol sağ kombinasyonu. Buradan puan alıcı bir darbe çıkmadı. Şimdi sağ kroşe El Falah. Aynı anda sol kroşe aradı. Kafa kafaya da bir temas. Neyse ki ciddi bir problem yaşanmıyor. Niyakan'ın taktiği böyle içeri girip cepler ve mümkünse kombi yumruklar çıkarmak ama El Falah uygun mesafeyi vurduğu anda özellikle çok güçlü sağ kroşeler çıkarıyor. Hani bir tanesi çok net otursa hani Niyakan'ı da yere indirebilir. Çünkü hazırlanarak o sağ kroşeye odaklanarak üzerine gidiyor El Falah. Boşa sallamıyor yumrukları. İşte burada da olduğu gibi burada önce bir sol direkt de rakibin gardını bozup sağ kroşeyle yüklenmeye çalıştı. Kombine yumrukları üzerine gitti rakibinin. Sağ kroşe geldi yine. Hakemler dikkat etmesi lazım. İranlı arkadaşımız çok sarılıyor. Aynı zaman kafa dağıttı az önce. Onu da fark ettim. Sol geldi Niyakan'dan. El Falah'tan da aynı şekilde bir karşılık. Son 15 saniye ikinci roundda. Net bir darbe geldi Niyakan'dan. El Falah'ın da orada bir sağ var. Yine round arasında önemli anları hatırlayacağız kuşkusuz. Ve ikinci round da tamamlanıyor. Evet Ömer Eleş, ikinci round hakkında sen neler gözlemledin? İkinci round biraz sakin geçti. İlk round hani biraz daha iyiydi. Bence sporcular şimdi dinleniyor. Daha 3 round olduğu için ikinci ve de üçüncü round daha çok açılacaklarını ümit ediyorum. Evet işte burada sağ çıkarmış. Sol kontra geldi orada Niyakan'dan. Dışarıdan görüyorsunuz bu sağ. Sol kontra.
biraz daha tabii kondisyonu hesaplamaya başladıkları bir round oldu. İlk round beklendiğinden çok hızlı başlayınca ikinci roundda biraz daha kondisyonu düşünmeye başladılar. Üçüncü roundun da böyle geçmesi muhtemel olabilir. Bence dörtüncü ve beşinci round her şey ortada olacak diye düşünüyorum. Saad Fatih Elfalan şu ana kadar iki maçı var. İkisini de kazandı, biri nakavtlı olmak üzere. Niyekan dört maçının üçünü kazandı, birini kaybetti ama kazandığı üç maçın ikisinin nakavtla bittiğini de hatırlatalım. Ya bu anlamda nakavt oranının da yüksek olduğunu görüyoruz. Niyekan'ın mavi şortla Elfalah, kırmızı şortla Niyekan. Elfalah Libyalı, Niyekan İranlı. Sol geldi Elfalah'tan, yine yakına girdi Niyekan. Niyekan yakına girip çıkmak istiyor ama çıkamadığı zamanlarda da hemen sarılıyor tabii, bunu söylemek gerekiyor. Yani sarılmaya daha müsait olan taraf, sarılmaya daha yakın olan taraf Niyekan. Yani Elfalan şu ana kadar sarılma anlamında bir hamle yaptığını pek gözlemlemedim açıkçası. Şimdi sol arada bir sağ çıkardı çok hızlı. Bir arının soktuğu gibi sağ çıkardı, geri çekti hemen Elfalan. İşte bakın yakına girdi, yine hemen sarıldı Niyekan. Çok hareketli Niyekan, çok hareketli. Solu boşa gidiyor Elfalan. Tabi bu kadar hareketli olması onu yoracak kuşkusuz. Son roundlara yaklaştığımızda 5 roundlık bir maçta Niyekan'ın biraz daha fazla yorulan tarafı olabilir. Sağ kroşe çıkardı Elfalan. Sol kroşe müthiş. Çok net oturdu Elfalah'tan. Bir sol daha şimdi. Niyekan sarılıyor. Son 75 saniye 3. roundda. Çenesi de sağlam gerçekten. Niyekan'ın ayakta kalmayı başardı. Çok net bir sol kroşe. Bir sol sağ isabetli değil. Elfalah'tan geldiğini hücum. Sağ sol geldi Elfalah. Üzerine gitmeye devam ediyor. Kulak arkasında bir sol Niyekan'dan, çok etkili bir darbe olmadığını söylemek gerek. Elfalah şimdi üzerine gitmeye devam ediyor rakibinin. Niyekan bu kez bekledi. Bekledi. Bir şey çıkaramadı Elfalah. Son 30 saniye 3. roundda. Evet, bu arada Niyekan'ın burnunda bir kanama var. O net sol kroşesi burunda kanamaya yol açtı. Bu kanamaya bakılmasını istedi ring hakemimiz. Son 15 saniye 3. roundda. Sağ direk Niyekan. Sol kroşe Elfalah, sağ geldi bir de orada. Bir de sağ geldi. Sol cepleri var Niyekan'ın. Ve üçüncü roundda tamamlanıyor. Burnundaki kanama tekrar devam etti. Muhammed Zaleh Niyekan'ın. Şimdi o kanama durdurulmaya çalışılıyor. Keyifli bir üçüncü round Ömer Elaş. Özellikle bir bölümde Saad Fatih Elfalah çok net bir sol kroşesi var. Neredeyse yıkılacaktı yani Niyekan. İranlı gerçekten çok sağlam çıktı. Üçüncü round kıran kıran bir maç. Yani bir round olduğunu düşünüyorum. Daha dördüncü ve beşinci round olacak. Bir yumruk her şeyi değiştirebilir diye düşünüyorum. Evet, Niyekan çok hareketli ve bundan sonraki roundlarda da yorulabilir diye tahmin ediyorum. Burnunda da kanama var. Bir yandan burnunu da korumaya çalışacak. Bu da başka yerlerde açık vermesine sebep olabilir. Evet. Saat bir tık daha kondisyonludur diye düşünüyorum. Bak çünkü yani yerinde durmuyor. Çok heyecanlıdır. Evet.
Son iki round artık. Dördüncü round, bir kez daha hatırlatalım. Beyaz şortlu, mavi şort Libyalı Saad Fath El Falah. Kırmızı şort İranlı Muhammed Zaleh Niyakam. El Falah ve Niyakam. El Falah uygun bir boşluk arıyor. Niyakam bu kez bekledi, etrafında dönmedi. Ayak hareketleri var. Şimdi bir sol cep denemesi Niyakam'dan. Sol, evet, burnunda yine kanama, sağ direkt çok net. Burnunda çok ciddi bir kanama var, hakem görürse yine bu kanamaya müdahale ettirecek diye tahmin ediyorum. Kanaması çok ciddi arttı Niyakam'ın. Açık arıyor Saad Fatih şimdi. Sol kroşe El Falah'tan yakına geldi Niyakam. Orada itildim diyor El Falah yerde. Evet, hemen omuzu çıktı. Omzu, sağ omzunda problem var Niyakam'ın. Sağ omzu çıktı. Bugün Hasan Elhamdu da o çıkık omuzla 3 round mücadele etti. Ve tekrar yerine takıyorlar Niyakam'ın omzunu. Ve evet, devam edecek ama bu onu rahatsız edecek kuşkusuz. Tabii alışkın bu şekilde mücadele etmeye. Daha önce Öztürk Akpolat da söylemişti. Bazı sporcular o kadar çok fazla çıkıp takılıyor ki bu omuzlar, bu şekilde mücadele etmeye de alışkın oluyorlar. İranlıyı gerçekten çok tebrik ediyorum. Çok cesaretli, çok savaşçı bir sporcudur. Helal olsun. El Falah'ın solu boşa gitti. Sağ direkt denemesi Niyakam'dan. Etrafında dönüyor sağ kroşe El Falah. Sağ kroşe yine El Falah'tan. Niyakam çekildi. Sol geldi, sağ geldi. Boşa gitti bu yumruklar. Son 50 saniye 4. round'da. Yakına giriyor yine Niyakam. Sol kroşe. Niyakam'ın tam burnunun üzerine. Avuç içi konusunda uyardı hakem El Falah. Sağ kroşe, sol kroşe. Sol geldi El Falah'tan. Niyakam'ı sarstı yine. Niyakam'ı defalarca sarstı bu roundda El Falah. Son saniyeler artık. Solu boşa gidiyor Libyalı'nın. Çok temkinliler şimdi. Sağ kroşe sol omuzda kaldı ve dördüncü roundda tamamlanıyor. Dördüncü roundda tamamlanıyor. Yine çok aksiyon dolu bir round. Ömer Eleş, neler söyleyeceksin dördüncü roundla ilgili? Gerçekten çok güzel bir round geçti. İranlı sporcunun omuzu çıkmasına rağmen bu maçı devam ettirmesi büyük bir cesarettir. Evet, bir ara omuzu çıktı Niyakam'ın. Hızlı bir şekilde hemen takıldı yani. Omuzu çıktı gibi takıldı yani. Ben de şok gerçekten oldum açıkçası. Alışkın demek ki. Burnunda da çok ciddi kanama var. Ara ara tekrar yükseliyor ama durduruyorlar. Son bir round, son 3 dakika ve bu 3 dakika her şeyin belirleyici 3 dakika olacak ama geride kalan ben 4 round'ın El Falah tarafından kazanıldığını düşünüyorum. Ama bir yumruk her şeyi değiştirebilir. Her şeyi değiştirebilir. Tabii. Yani Niyakam'a şu an knockout gerekiyor. Knockout'a ihtiyacı var Niyakam'ın. Evet. Acaba bu knockout'ı ararken bir açık verip, risk alıp açık verip kendisi knockout olur mu? Bu da ihtimaller dahilinde tabii. Evet. Çünkü İranlı sporcu biraz yoruldu. Kondisyon da tükendi. Saat hala enerjili. Hala kondisyonlu. Yani duruşundan belli ediyor sporcunun kendisi zaten. Elleri aşağıda El Falah'ın. Her an dışarıdan özellikle o
geniş açılı bir yumruk atmaya hazır. İşte bir sol, ama bu sol isabetli değil. Sol kroşe geldi Elfada. Sağ. Niyakan devamlı etrafında dönüyor rakibinin. Omzuyla bakın çenesini nasıl kapatıyor Elfada. Gerçekten çok konsantre. Sol omzunu devamlı yakın tutuyor. Sol kroşe geldi. Bir sağ bir de sol kroşe geldi Elfalah'tan. Son 1,5 dakikaya girdik mücadelede. Sağ kroşe geldi Elfalat'tan. Tam Niyakan'ın hücum yaptığında bir kontra olarak da değerlendirebiliriz tabii ki bunu. Sol cep denemesi Niyakan'dan. Sağda Elfalat şov yapmaya başladı. Anladı maçı aldığını galiba. Evet, ayak hareketleri görüyorsunuz Elfalah'ın. Dans ediyor. Ring'de dans ediyor Elfalah. Geride kalan 4,5 round'da Niyakan çok fazla etrafında dönmüştü Elfalah'ın. Şimdi son 50 saniyede Elfalah şov yapıyor. Bravo. Bir de gövde gösterisi Libyalı'dan. Çok iyi hazırlanmış her iki sporcu. Gerçekten İkisini tebrik ediyorum. Ayak hareketlerini görüyorsunuz. Ayak hareketlerini görüyorsunuz. Resmen ringde hem dövüşte hem dansta çok iyi şov yapıyor. Sol kroşe, tebrikler. Sağ kroşe Elfalah'tan. Eskilere bakınız. Elfalah'ın eskilerini görüyorsunuz. Eskilerle yaklaşıyor rakibine. Boksta olması gereken, boksu öğrenmek isteyen herkese ders niteliğinde hareketler geliyor. Omuza çıktı Saad Fatih Elfalah'tan. Yine bir omuz problemi yaşadı. Evet, bir şeyim yok diyor Niyakan. Devam edecek mücadele. Saniyeler kaldı artık. Abi gerçekten ben şoktayım şimdi. Çok psikopat bir sporcudur yani. Gerçekten. Omuzu çıktı gibi hızlı bir şekilde nasıl takılır merak ediyorum harbiden. Evet, mücadele tamamlanıyor. Kickbox gecesi, savaşçıların gecesi. Arada renk katsın diye bir boks organizasyonu, boks müsabakası. Bokstan da çok güzel teknikler gösteren iki sporcu Elfalah ve Niyakan. Maç tamamlandı. Kim kazanacak? Ömer Elaj. Yani bana kalırsa Saad Fethi hem teknik olarak hem puan olarak öndedir. Evet. Ama gene de hakemlerin kararı. Ama ben de sana katılıyorum gerçekten. 5 round boyunca isabetli darbeler, puan alıcı darbeler hep tek taraflı geldi. Niyakan'ın puan alıcı darbesi yok muydu? Net yumruğu yok muydu? Vardı. Ama ne zaman vardı? Elfalah'ın darbesi olduğu zaman vardı. Yani kontralarla vardı. Yani hiçbir zaman tek başına bir darbe atıp geriye çekilme fırsatı bulamadı Niyakan. Elfalah ona bu izni vermedi. Bu yüzden ben de 5 round'u da Elfalah'ın kazandığını düşünüyorum ama karar hakemlerin ve bu kararı bizlere söyleyecek olan kişi de sevgili sunucumuz Tarık Sayın. Bakalım kim kazanacak, o da şu anda masa hakemlerinin ona puanları, kararı vermelerini bekliyor. Bu arada her iki sporcu da ödüllerini alacak. Sponsorlar ve organizatörler ringde, Samir Hanım da, Samir Afart da ringde. Bakalım kim kazanacak. Kırmızı şortla Niyakan, mavi şortla Saad Fatih Elfalah. Ömer Elacı da şimdi ringe uğurladık. O da ödül verirken gecenin organizatörü olarak orada bulunacak. Evet, şimdi karar Tarık Sayın'ın eline ulaştı ve sözü Tarık Sayın'a bırakıyoruz.
All right, all right. Ladies and gentlemen, big show tonight. Müthiş bir maç izledik. Güzel bir boks maçıydı. Ladies and gentlemen, all judge score the same. 4-1. Hakemlerimizin 4-1'lik bir puanlamasıyla mücadeleyi kazanan and his winner, the blue corner, Saat Fatih. Evet, Saat Fatih falan. Cristiano Ronaldo sevinciyle, Siu'yla zaferini kutluyor. Üçüncü maçında üçüncü galibiyetini alıyor Libyalı 22 yaşındaki genç sporcu. Tebrik ediyoruz Saat Fatih Fala. Muhammed Salih Diyakan da gerçekten iyi bir mücadele ortaya koydu. Burnu kanadı, direndi. Omzu çıktı. Yerine taktı, direndi. Çok güzel bir boks maçı. Ve Cristiano Ronaldo sevinciyle bunu kutlayan El Falah oldu. Fotoğraf alalım. Geceyi ölümsüz hale getiren fotoğrafı da alalım. Katkılarından dolayı Just Healthy'ye de teşekkür edelim. Ana sponsorumuz Arena Park alışveriş merkezine bir kez daha teşekkürlerimizi sunalım.